Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ronya, yazan Rose Moon, seslendiren Emine Duru, Bölüm 1. Koşarak gittiği acil servisten, şimdi kalbinin ağrısıyla minik adımlarla çıkıyordu Ronya. Kaç kere kurtaramadığı hastaları olmuştu ama bir türlü ölüme alışamıyordu. Bunca zaman alışamadığına göre bundan sonra alışamayacağını biliyordu. Ağır adımlarla kapının önündeki kadına yaklaştı. Elleriyle beyaz önlüğünün yan taraflarını sıkarak güç almaya çalıştı ve ses tellerini yakarak çıkan o sözleri söyledi. Işınız sağ olsun. Bu cümlenin ağırlığını bir tek doktorlar ve hasta yakınları iyi bilirlerdi. Bir taraf kurtaramadığı hastanın üzüntüsünü, bir taraf ise yakınını kaybetmenin üzüntüsünü bir pelerin gibi giyerlerdi üzerlerine. Karşısında ağlayan kadına diyecek başka bir şey bulamadığı için öylece onun akan gözyaşlarına bakıp ciğerleri küle döndüren ağıtlarını dinledi. Nemli gözlerini saklamak isteyerek dermansız ayaklarını hareket ettirdi. Acı dolu kadına sarıldı ve bilinçsiz adımlarla kendini dışarıya attı. Başını kaldırıp karanlık gökyüzüne, ışıldayan yıldızlara baktı. Ciğerlerini şişiren derin bir nefes aldı. İçine soluduğu hava bedeninde zehir etkisi yaratmıştı. Kalabalık kelimeler boğazına dizilmiş, yüreğinin derinindeki sessiz babeylalar isyanlara geçmişti. Elini duvara yaslayarak güç almaya çalışan Ronya, gözlerinin önüne gelen ama bir türlü netleşmeyen görüntüsüyle annesini içi cız ederek hayal etmeye çalıştı. Bulanık zihninde beyazlar, ufacık boncuklarla işlenmiş oyalı tülbentle oynadığı anlar döküldü yüreğinin dehlizine. Sonra o tülbente sinen annesinin kokusu. Sarılışı geçti bir kasırga gibi ruhunda. Güçlü kişiliğinin içinde kamufle ettiği o köz yürekli küçük kız aslında çok güçsüzdü. Alt dudağını ön dişlerinin arasına kıstırarak ağlamamak için kendini sıktı. Kimse onun öksüz kalbini de nemli gözlerinde bilmemeliydi. Ronya acılarını gizli tutması gerektiğini, ne yazık ki yarısını bilenlerden kanaya kanaya öğrenmişti. Cebinde titreyen telefonuyla kendini düşünce mahzeninden çıkarıp elini cebine koyup telefonunu çıkardı. Ekranda arayan kişinin ismini görünce az önce buz tutan yüreği şimdi ılınmıştı. Abisi Selim arıyordu. Alo Ronya, nasılsın güzelim, müsait misin? Müsaitim abicim, iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de canım, nöbetin kaçta biter? Ona göre alacağım bileti deyince Ronya'nın içindeki kanadı yorgun minik kelebekler hep birlikte kanat çırpmaya başladı. Sabah 8'de bitecek abicim. Uyuduktan sonra gitmek istiyorum abi. Uçakta biraz kestirirsen bile yeter. Hem zaten gidince orada dinlenirim. Emin misin güzelim? Bence eve gel, birkaç saat en azından uyu, dinlen, sonra gidersin. Hayır abi, emin ol, bir dakika bile kaybetmek istemiyorum. Çok özledim babamı, kardeşlerimi, memleketimin hasreti burnumda tütüyor. Tam 3 yıl oldu gitmeyeli, biliyorsun. Bunları söylerken gözleri buğulandı. Kız kardeşinin sesindeki titremeyi fark eden Selim Ağa, daha fazla üstelemek istemeyerek, tamam canım, o zaman uçak biletini saat 9 alıyorum dediğinde Ronya'nın gözleri ışıl ışıl oldu. Tamam abicim, çok teşekkür ederim. Daha sözlerini bitirmeden önünden geçen ambulansa baktı. Abisine işinin olduğunu söyleyerek ambulanstan çıkarılan hastaya doğru koşarak gitti. Yorucu, uzun ve en önemlisi vicdanı rahat bir gece onu bekliyordu. Genç adam yılgın haliyle şirketten çıkıp evine doğru yola koyuldu. Yine tüm gün çalışmış, yine iş yerinde birileri proje konusunda sıkıntı çıkarmış ve bununla ilgilenmiş, üstüne bir de babası ısrarla onu Van'a çağırmıştı. Neden çağırdığını biliyordu Yavuz. Annesi ve babasının tek dertleri büyük oğulları olan Yavuz'un başını bağlamaktı. Ama Yavuz evlenmeyi düşünmüyordu. En azından sevdiği biri olursa ancak o zaman evliliği düşünebilirdi. Zaten her ne kadar İstanbul'da yaşıyor olsa da neredeyse ayda bir kez Van'a gidiyordu. Ağa olunca hem kendi şirketinden hem de başka şirketlerden birilerinin çıkardığı sıkıntıyı gidermek adına
Bazen bedel ödemek, bazen ise barıştırmak için iki tarafı da bir araya getirirdi. Bunca işin gücün arasında bir de bu işlerde uğraşıyor olması ise kendince sorumluluktu. Ailesi ne kadar ısrar etse de evlenmeyip sırasını kardeşi Ali'ye veren Yavuz, bundan bir an bile pişman olmamıştı. Çünkü kardeşinin mutlu bir yuvası, üstelik bir de dünyanın en şeker kızı olan yeğeni Ece vardı. Kendisi evlense ne olacaktı? Karısına göre sürekli işlerle uğraşan bir işkolik, ayda en az bir kez memleketine giden bir burdum duymaz olacaktı. Bu yüzden olsa gerek Yavuz aklında aslında hep eğer bir gün evleniyorsa kendi memleketinden bir kızı istemek vardı. Çünkü başkası onun bu zorunluluklarını anlayamazdı. Zora girdi mi çeker giderdi. Evine gelen Yavuz öncelikle yatak odasına gitti. Üstündeki beyaz gömleğinin düğmelerini açarken bir yandan da düşüncelere dalmıştı. Babası her seferinde annesinin aklına soktuğu bu evlilik fikrini kendisine açıp böyle moralini bozuyordu. İstemiyorum kelimesinin neyini anlamıyorlardı ki? İstemiyordu işte. En azından gönlüne biri düşene kadar. Banyonun kapısını açıp doğruca duşa kabine doğru yürüdü. Sürgülü kapıyı açarak girdi içeriye ve açtığı suyla rahatlatıcı olmasını umduğu duşunu aldı. Duş ve giyinme faslından sonra alt katı inerek salona geçti. İş güç derken yine ağız tadıyla bir yemek yiyememişti. Acıktığını hissedince telefonunu eline alıp kebap siparişini verdi. Evini temizleyen yardımcı kadına daha ilk günden yemek pişirmemesini söylemişti. Çünkü sürekli eve geç geldiği için genelde yemeği de dışarıda yiyordu. Evde olduğunda ise yine dışarıdan yemek söylüyordu. Hazır telefon elindeyken babasını tekrar aradı. Ve yarın Van'a geleceğini söyledi. Hem oradaki inşaat şirketine hazırladığı bu projeyi verecekti, hem de ailesiyle evlilik işini artık tamamen kapatmalarını adam akıllı anlatacaktı. Van'daki şirketleri elbette ki küçüktü. Ali ne kadar ilgileniyor olsa da, sonuçta o işletme mezunuydu. Sadece yönetim kısmını biliyordu. Bu yüzden de projeler kısmıyla inşaat mühendisi olduğu için kendisi ilgileniyordu. Ya da ilgilenmeye çalışıyordu. Aslında şirketleri sadece inşaat sektörüyle alakalı değildi. Tekstil, inşaat, otomobil, gıda gibi birçok sektörde hizmet veriyordu. Ali Van'dan ayrılmak istemediği için oradaki şirketteyken, Yavuz İstanbul'daki ana şirketteydi. Yöneticilerin de uzman binlerce insana iş veren, Türkiye'nin en iyi şirketlerinden birinin sahibi olmak, bunca sorumluluğu üstlenmek ciddi bir işti. Yavuz işinin ciddiyetini de onca çalışanının hatta ailelerinin de dahil tüm sorumluluğu da layıkıyla yerine getiriyordu. Çalan kapı sesiyle yerinden kalkan Yavuz, siyah alt eşofmanının üstüne giydiği siyah tişörtle esmer tenini iyice kapatmıştı. Bazen aynadan kendi aksine baktığında şaşırarak bu kadar esmer olduğuna inanamıyordu. Cidden biraz daha kararsa zenci kategorisine girecekti. Kapıyı açıp gelen kebabı alarak ücretini ödedi. Elindeki yemek kutusuyla salona geçip önce televizyonu açtı, sonra karşısındaki koyu bodro deri koltuğa oturarak kebabını ve ayranını önündeki sehpaya koydu. Elini aldığı kumandayla kanalları gezerken her zaman ilgiyle izlediği spor kanallarından birinde durdu. Bir yandan gözlerini televizyondan ayırmadan spor haberlerine bakıyor, bir yandan da ekmeğe sardığı kebabı ısırıyordu. Sonunda bitirdiği yemeğinden sonra dağınıklığın hakkını vermek ister gibi salata kasesini, ayran kutusunu ve yemek kutusunu öylece bırakıp yukarıya odasına geçti. Yatağa girer girmez de günün hareketli zamanlarına inat gözleri kendiliğinden kapandı. Sabaha kadar durmadan çalışan Ronya sonunda nöbetini bitirip sevinçle havaalanına doğru yola çıktı. Öyle heyecanlıydı ki kalbi pıt pıt atıyordu. Güzelim Van'ına gitmek için sabırsızlanıyordu. Belki oradan kurtulmak için çok çaba sarf etmiş ve sonunda başarmıştı ama yine de sevdikleri oradaydı. Hem sadece sevdikleri de değil, her şey oradaydı. Çocukluğu, annesinin mezarı, babası, üvey annesi, abisi, kız kardeşleri, kardeşi, en samimi arkadaşı olan Elif. Hepsi oradaydı. Geçtiği her sokakta yürüyen anıları hele. Sonunda havaalanına ulaşınca derin bir nefes aldı. İşte buraya kadardı. Bundan sonrasında telaş edilecek bir şey yoktu. Gidip ailesini görecek ve bir hafta sonra da geri dönecekti. Bu yıl cerrahi asistanlık son sınıftaydı. Bu yıl bitirirse genel cerrah olacak ve yıllık izinlerinde memleketine gidecekti. Kim bilir, belki de cerrahlığı kendi memleketinde yapardı. Havaalanının kapısından içeri girince ilk aramalardan geçti. Salona ulaşınca ise abisi Selim'i gördü ve gülümseyerek yanına gitti. Abisi valizini getirmekle kalmamış, aynı zamanda Van'a götüreceği hediyelik eşyalarla da iki koca valiz daha getirmişti.
öncelikle biletlerini okeyletip valizlerini teslim etti. Sonra abisiyle bekleme salonundaki sandalyeye oturdular. Selim abisinin yeri Ronya'da başkaydı. O olmasa belki şimdi doktor olamayacaktı. Çünkü abisi evim İstanbul'da, kız kardeşim de benimle yaşayacak diyerek babasını Ronya'nın İstanbul'da kazandığı fen lisesine gitmesi konusunda ikna etmişti. Yıllardır Ronya, abisi, yengesi ve minik yeğenleriyle birlikte yaşıyordu. Yengesi ona abla olmuş, bir kere bile kalbini kıracak bir laf etmemişti. Selim ağa ise ona hem anne, hem de baba, hem abi olmuştu. Ne olursa olsun onun hakkını ödeyemezdi. Selim ağa şimdi yanında oturmuş, başını omzuna koyan kız kardeşinin saçlarını okşuyordu. Ronya ise düşünceler okyanusunda kulaç atmakla meşguldü. Van uçağının çağrısı yapıldığında ise ikisi birden aniden irkildiler. Ronya abisine sımsıkı sarılıp vedalaştı. Sonra da uçağının kalkacağı kapıya doğru gitti. Şu bir haftalık süreçte abisini, yengesini ve yeğenlerini özleyecekti. Uçağa bindiğinden beri Ronya başını öne eğmiş, elindeki İngilizce yazılmış kalp ameliyatı ile ilgili makaleyi okuyordu. Yanında oturan orta yaşlı adamın seslenmesiyle başını kaldırdı. ''Kızım o nedir öyle bir saatten fazladır okuyorsun?'' ''Bakıyorum, bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum.'' Ciddi bir sorunu varmış gibi davranan adama İngilizce bir makale amca. Bunu söylerken hafifçe gülümsedi Ronya. Çünkü dalgınca cevap verdiği için yeni bir soruya da davetiye çıkardığının farkındaydı. Peki makale nedir kızım? Çok mu önemli de bu kadar okuyorsun? Bu defa Ronya'nın gülümsemesi genişledi. Önemli amca. Makalede bir tür bilimsel yazı işte. Daha fazla konuşursa daha fazla soru gelecek gibi duruyordu. Bu yüzden kısa kesti. Aslında doktor olduğunu, bunun da kalp ameliyatıyla ilgili bir yazı olduğunu söyleyebilirdi. Ama babası kesin tembihlemişti. Memleketten kimseye doktor olduğunu söylememesi konusunda. Çünkü görücü geleceklerini herkes de iyi biliyordu. Soranlara üniversitede okuyorum deyip geçiştiriyordu. Hoş kimse de zaten bölüm sormuyordu. Üniversite dedi mi iş bitiyordu. Aradan geçen zamanda uçakta ikram edilen kahveyi alıp içmeye başladı. Bir yandan da içinden kendi kendine söyleniyordu. Güya uyuyacaktım. Uyuyamayacağım bile bile kendimi kandırıyorum zaten. Elindeki pet bardaktaki şekersiz kahveyi bitirip başını koltuğa yasladı. Kaptanın uçağın inişine girdiğini anons etmesiyle başını yanındaki pencereye çevirdi. Masmavi gölün görünmesi bile yüzünü güldürdü. Başını cama daha da yaklaştırıp gölün haritadaki gibi olan görüntüsüne benzeyen salt mavimsi renge tekrar tekrar baktı. Uçak alçaldıkça görüntü yerine gölün en mavi tonundan başka bir şey olmayan dalgalı renge bıraktı. Uçak daha da alçalmasına gerek varmış gibi neredeyse suyla temas ettiğinde bir anda Ronya'nın yüreği ağzına geldi. Birden uçak havaalanına girdi ve bu macerada sona erdi. Ronya uçaktan indiğinde önce valizlerini bekledi. Sonra ise dışarı çıktı. Karşısında babası Kemal Ağa, büyük abisi Aram ve üvey annesi Nurten'i görünce sevinç gözyaşlarını serbest bıraktı. Tek tek ellerinden öpüp onlara sarıldı ve karşısındakilerin de kendisinden farksız olduğunu görünce içi mutlulukla doldu. Şimdi dördünün de gözleri sevinçten nemlenmişti. ''Ronya'm, benim ışığım gelmiş, hoş gelmiş, sefa getirmiş canım kızım.'' Babasının sözleri Ronya'nın içini mest etti. ''Hoş buldum babam, çok özledim sizi. Hele sizi görünce bunu daha da iyi hissettim.'' diyen Ronya sevinçten ağlamak üzereydi. ''Biz de seni çok özledik kızım.'' Kardeşlerin de gelmek istediler ama kalabalık olmasın diye getirmedik. Nurten anneye gülümseyen Ronya, ''Şimdi gider hasret gideriz, ben de çok özledim onları.'' dedi. Gerçekten de çok özlemişti onları. Babaları aynı, anneleri farklı olan kardeşlerine bu konuda asla ayrım yapmamıştı. Kardeşlerini cani gönülden sevmişti hep. ''Doktor hanım, belki de seneye bu hasret tamamen biter, ha ne dersin?'' diye soran Aram abisine, ''Kısmet abiciğim, bakalım nerede olacağım?'' dediğinde aslında net bir cevap vermek istemiyordu. Aslında o da Van'da görev yapmak isterdi ama buradan biriyle evlenmeyi istemediği için de buna pek sıcak bakmıyordu. Çünkü biliyordu ki illa onun doktor olduğunu bilen birileri gelip onu isteyecek, ailesi hayır diyecek ve bundan dolayı da insanlarla araları bozulacaktı. Öbür türlü de evet deseler bu defa da Ronya'nın hayatı sönebilirdi. Kocası çalışmasını istemeyebilir, kızabilir, kırabilirdi. En iyisi tüm korkulara set geçip buradan biriyle evlenmemekti. Az sonra dördü arabaya binmişti. Evlerine doğru yola çıktılar. Genç adam işlerini anca bitirmişti. Havaalanına da şimdi yeni gelmişti. Hazırlattığı özel uçağına doğru adımlarını hızlandırarak yürüdü. Az sonra gömleğinin ilk iki düğmesini açmış
Elindeki gazlı içeceği yudumlayan Yavuz, kendini gözüne sokmak ister gibi ikiliden bir türlü bahanelerle yanına gelip duran hostese ruhsuz kahve gözlerini dikip "Bir daha ben çağırmadan gelmeyin" dediğinde karşısındaki sarışın kız ne demek istediğini gayet net anlamış, başıyla onaylayarak gitmişti. Yaklaşık 1,5 saat sonra yine Van'daydı Yavuz. Özlemeye fırsat vermedikleri memleketine gelince her şeye rağmen içine mutluluk doldu. Havaalanından çıkıp kendini bekleyen arabaya doğru yürüdü. Kardeşi Arat, arabanın önünde durmuş, elindeki telefona gömülmüştü. Hafifçe öksürdüğünde kardeşi ilkilerek başını kaldırdı. Karşısında abisini gören Arat, "Hoş geldin abi, kusura bakma, telefona bakınca zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım" deyip abisiyle tokalaştı. "Belli belli kardeşim, hoş buldum." Kinayeli konuşmasına karşın kardeşi gözlerini devirdi ve ikisi arabaya binerek evlerine doğru yola koyuldular. Evlerine giden Ronya ve Yavuz yarına ne getireceğini bilmeden kaderlerinin temellerini atmışlardı bile. Ronya daha bahçe kapısının önünde duran arabadan iner inmez yanına koşarak küçük kız kardeşi Gamze, yengesi Sevil ve iki afacan yeğeni olan Senan ve Senar geldiler. Önce Gamze kollarını açarak her konuda örnek aldığı, hayran olduğu ablasına sımsıkı sarıldı. Sonra yengesi ve yeğenleri sarıldılar. En son ise yanlarına koşarak gelen en küçük kardeşi Onur ablasına sarıldı. Ortada tek kişi yoktu. Büyük kız kardeşi Dide. Evde olmadığını sanan Ronya ailesiyle dışarıdan oldukça güzel görünen koyu gri tonlardaki dubleks evinden içeri girdi. En son 3 yıl önce yine kısa bir süreliğine gelmişti evine. Gözleri salonu tararken bir an aklına annesi geldi. O kör sancı yine kalbinin orta yerine saplandığı kanattı. Dışarıdan görünüşü güçlü olan Ronya, içindeki boynu bükük öksüz küçük kızı yine büyük bir ustalıkla sakladı. O küçük Ronya hiç büyümemiş, yine bir hüzün seline kapılmıştı. Hayatının eksikliğiyle yangın yerine dönen kalbinlik istiyordu. Üvey annesi olan Nurten, "Evine hoş geldin, sefa getirdin. Gönlüm şenlik yerine döndü sayende kurban olduğum" deyip Ronya'nın elinden tutup yanına oturtturdu. "Hoş buldum Nurten anne. Sizleri çok özlemiştim. Bir daha böyle uzun süreli ayrılmayacağım sizden" diyen Ronya, ailesini de kendini de bu hasrete sürüklediği için üzgündü. Ama yapacak bir şey de yoktu. Evde huzursuzluk çıkmasındansa uzak kalmak daha mantıklıydı. "Tabii ya, böyle özlettirme kendini kuzum. Hiç düşünmez misin benim daim hasretime nasıl dayanır, ne kadar gözyaşı döker? Sen benim ilk göz ağrım, güzel gözlü ışığımsın. İsmin gibi hem yüreğini hem de etrafını aydınlattın kızım." Nurten annenin sözleri üzerine Ronya, "Ben senin o gül yüzündeki gülümsemenden olmak istedim anne. Ağlatmayı hiç mi hiç istemem bilirsin. Söz veriyorum bir daha böyle olmayacak kalbimin çiçeği" dediğinde Nurten annenin yüzünde içten bir tebessüm oluştu. Ronya onun için öz evlattan farksızdı. Daha 4 yaşındayken annesiz kalan bu kıza elinden geldiğince annelik yapmıştı, yapıyordu da. Kendi öz çocuklarından bile daha üstün tutardı Ronya'yı. Onun içindeki o yangın yerini ne yaparsa yapsın söndürmezse de en azından daha da yanmaması için tüm katıksız sevgisini ona veriyordu. Ronya'nın yanına oturan kardeşleri ona sorular soruyorlar, yeğenleri ise halamın kucağına ben oturacağım kavgası yapıyorlardı. Karşısında oturan babasına kaydı bakışları. Yüzündeki samimi tebessümle kızıyla yanındakilere bakıyordu. Ronya ile göz göze geldiklerinde ise babasının gözlerinde buram buram acı kokan o nemutu. Babasının onun gözlerine her baktığında neden içinden sessiz bir keder fırtınası koptuğunu biliyordu. Çünkü rahmetli annesine çok benziyordu Ronya. Abilerine karşın o, göz renginden saç rengine kadar tıpkı annesiydi. Babasının kalbindeki kabristanda yatan annesi. Aram abisi ve yengesi Sevil de salona gelince özellikle halalarına yaptıkları işkenceye son verdirip çocuklarını aldılar. Kardeşim ne var ne yok İstanbul'da? Ne olsun abi, kalabalık. Kalabalığın içinde kendimizi bulmaya çalışıyoruz işte. Bu arada Selim abim de Emel yengemin de hepinize çok çok selamları var. Ortamda herkesin ağzından aleyküm selam çıkarken Aram'a, Ronya'm, yengenle valizini odana koyduk. Her ne kadar dolaba yerleştirmek istese de izin vermedim yengene. Sen bildiğin gibi yaparsın kardeşim diyen abine, sağ ol abi, ben elbiselerimi yemekten sonra yerleştiririm. Burada durumlar nasıl, herkesin sağlığı sıhhati yerinde mi diye sordu. Bildiğin gibi işte, şimdilik herkes iyi çok şükür. Abinin neyi kastettiğini anlamıştı elbette Ronya. Aşiret büyüklerinin muhatap oldukları olayları da insanlar az çok biliyordu.
Allah cümlenizin iyiliğini, sağlığını daim etsin inşallah diyen Ronya'ya herkes katılarak amin dedi. Gamze ablasına hayranlıkla bakarken, abla seneye eğitimin bitiyor ya artık burada mı kalacaksın diye sorduğunda, Ronya gözlerini kısarak önce babasına sonra da abisine bakarak düşüncelerini dile getirdi. Burada doktorluk yapmayı her şeyden çok isterim ama şartlar buna uygun değil Gamzeciğim. Ne babamlar zor duruma düşsün ne de ben zor duruma düşeyim istiyorum. Kim bilir belki ileride şartlar değişir ve temelli burada yaşarım. Ronya'nın düşünceleri çok açık olmasa da salondaki herkes anlamıştı anlayacağını. İleride evlenirsem belki o zaman buraya gelirim demek istemiştim. Bu durumda en çok üzülen şüphesiz Gamze olmuştu. Bu kadar güzel ve başarılı olan ablasından kimseye bahsedemiyor. Üstüne bir de abla hasreti çekiyordu. Oysa ne çok isterdi ki göğsünü gere gere herkese. Benim doktor ablam var demeyi ama diyemiyordu işte. Ablasının arkasından atıp tutan salak arkadaşlarına bile söyleyemiyordu. Salonda 3 yılın acısını çıkarmak istercesine dönen koyu sohbet evin çalışanı Filiz tarafından kesildi. Kemal abi sofra hazır. Kemal ağa anladım dercesine başına salladı. Sonra güzeller güzeli kızına bakıp hadi bakalım herkes sofraya. Ronya'm özlemiştir bu memleketin yemeklerini deyip ayağa kalktı. Ardından tüm ev halkı da ayaklanıp sofraya geçtiler. Sofraya bakan Ronya babasının az önce söylediklerine hak verdi. Burnuna gelen nefis kokular ve gözlerinden hayali kalpler fışkırcasına baktığı yemekler midesindeki açlık zillerini çaldırtmıştı. Sandalyeyi çekip oturduğu an Nurten anne hemen yanında bitti ve tabağına her yemekten doldurmaya başladı. Nurten anne ne yaptın? Ben bu kadar yemeği nasıl yiyeceğim? Yersin kızım. Baksana çok zayıflamışsın. Biraz ye de canın kanın yerine gelsin. Hem bak en sevdiğin yemeği de ayrı bir tabakta bıraktım. Çok seversin, çok seversin keledoşu sen. Sırf senin için sabah kalkıp tandır yaktım sana yaptım dediğinde Ronya boğazına kadar sevgiyle dolduğunu hissetti. Bu kadını gerçekten çok seviyordu. Katıksız, karşılıklı bir sevgiydi onlardaki. Gülerek kaşığını alan Ronya önce keledoştan yemeye başladı. Tadı o kadar güzeldi ki. Bazı yemekler vardır onu sadece birinin elinden yemek istersiniz. Kaç kişi yaparsa yapsın kimsenin yaptığından o tadı alamazsınız. İşte Ronya için keledoş da Nurten annenin elinden yiyeceği kadar eşsiz güzel bir yemek oluyordu. Tabağını yaralamıştı ki birden merdivenlerden salına salına inen kız kardeşini gördü. Herkese afiyet olsun. Ronya sen de hoş geldin. Lakayet bir şekilde sarf ettiği sözlerden sonra yine ortada hiç anormal bir durum yokmuş gibi sofrada yerine oturan Didem'e herkes ters ters bakarken babası ablan 2 saat oldu geleli Didem dedi. Ardından Nurten anne dua et sofradayız seninle konuşacağız Didem. İmalı aynı zamanda da sinirli kokan sözlerle daha fazla dayanamayan Ronya hoş buldum Didem deyip Didem'in gözlerinden akan nefret iliklerine kadar işlese de sözlerine devam etti. Ben buraya huzurunuzu bozmaya gelmedim. Lütfen kimse bir şey söylemesin. Gözlerini herkesin üzerinde gezdirerek onay bekledi. Özellikle Aram abisi. Yumruk yaptığı eliyle zar zor kendini zapt ediyor gibiydi. Gözlerindeki ricayı kabul edercesine başıyla onayladı. Aynı şekilde geriye kalanlar da onaylayınca rahatladı Ronya. Didem her zaman böyleydi. Ronya'yı sevmiyordu. Bunu bilmemek zaten aptallık olurdu. Her zaman ablasını kıskanır ve bunu da ayrımcılık olarak adlandırırdı. Babası onun da okumasını, meslek sahibi olmasını istemişti ama Didem liseyi bile zar zor bitirmişti. Sürekli eve getirdiği zayıf notlar, üstüne bir de diline doladığı evlilikle Ronya'ya her yönden zıttı. Tabii soran olursa babasının Ronya'ya kıyırdığını, sadece onu okuttuğunu, kendisini üniversiteye göndermek istemediğini söylerdi. Maalesef ablasına beslediği nefret, zamanla kine dönüşmüş, hatta yalanlar, iftiralara kadar varmıştı. Sessiz geçen yemek faslından önce Ronya, dinleneceğini söyleyerek odasına çıktı. Kapısını açtığı odasına girer girmez, öncelikle etrafa göz gezdirdi. Her şey 3 yıl önce bıraktığı gibiydi. Krem tonlarındaki yatağı, dolabı, hatta yarısı kullanılmış tuval kağıtları bile masanın üstündeki yerindeydi. Gözüne valize çarpınca aşırı yorgun olmasına rağmen, önce içindekileri boşaltıp yerleştirdi. Sonra aklına buradaki en yakın arkadaşı Elif geldi. Her gelişinde illa gizli de olsa görüşürlerdi. Telefonunu eline alarak arkadaşını aradı. Az sonra çalmaya başladı. Nefes nefese telefonunu açan Elif, ''Ronya nasılsın canım?'' dediğinde, ''Ronya gülerek iyiyim canım sen nasılsın?'' ''Fizan'da mıydı telefonun Elif? Nefes nefese kalmışsın.'' diye sordu kıkırdayarak. ''Sen geç dalganı geç Ronya.
İki çocukla tuvalete bile gidemiyorum. Haberin var mı senin hanımefendi? Ah yok tabii. Nereden olsun değil mi? Her neyse, iyiyim ben de. Ya da iyi olmaya bile fırsatım yok. Hep koşturmaca, hep bir şeyleri yetiştirme çabası dediğinde Ronya hem gülümsüyor hem de yine kendisinin evlenmemesine laf atan arkadaşına söylenmeye başladı. Senin için üzüldüm tatlım. Ama yeğenlerim de çok tatlılar ya. Onlar için değer tüm yorgunluklara. Bir de bana attığın taşı da görmedim zannetme canım. Kaç kere diyeceğim daha Elif. Benim aklımda şu anda evlilik falan yok. Neyse sana bir şey diyecektim de. Şimdi mi desem yoksa demesem mi bilemedim. Muzipçe söylediklerine karşılık Elif cırlayarak Ronya dua et uzaktasın yoksa küçükken beni sinirlendiğinde yaptığım gibi senin o saçlarını yolar sonra da diyeceğin şeyi zorla öğrenirdim. Kahkahalar atan Ronya o zaman söyle bakalım Elifciğim ne zaman saçlarımı yolmak istersin yarın müsait olur musun mesela dediğinde Elif şaşkınlıkla kız sen yoksa Van'da mısın diye sordu. Kahkahalarını ara veren Ronya evet canım sırf saçlarımı yol diye bak ta İstanbullardan buraya kadar geldim. Şaka bir yana 3 saat oldu geleli. Bir hafta kadar buradayım ve seni yeğenlerimi görmeden de gitmek istemiyorum. Vay 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 Ronya Hanım'a da bakın hele. Nihayet memleketinin yolunu bulmuş da gelmiş. Gerçi ben bu sitemlerini hep yapıyorum değil mi? O zaman hoş geldin canım. Yarın annemlere gideceğim oraya gelsen olur mu? Yine sizinkilerden gizli mi geleceksin? Ah evet canım. Öncelikle şu sitemlerinden tıkandım artık. Evet gizli geleceğim bizimkilerin sizinkilere karşı tutumu belli biliyorsun. Bilmem mi canım bilmem mi diyen Elif. Yarın 2'de bizimkilerde görüşürüz o zaman Ronya. Ela'yı emzireceğim ağlıyor dediğinde telefondan gelen ağlama sesini duymamak zaten imkansız. Tamam canım emzir sen Ela'mı. Görüşürüz yarın dedikten sonra telefonu kapattı. Elif Ronya'nın çocukluktan beri arkadaşıydı. Aileleri birbirlerini sevmeseler de bu iki ağa kızı herkese rağmen gizli saklı dostluklarını hep devam ettirdiler. Ronya liseyi İstanbul'da okuduğundan, üniversiteye gittiğinde bu aralarındaki bağ mesafelerde bile kopamamıştı. Ronya ne zaman memlekete gelse arkadaşını görmeden gitmiyordu. Elif zaten liseyi bitirir bitirmez evlenmiş, eşinin ona aldığı telefon sayesinde Ronya ile sık sık konuşur olmuştu. Şimdi Elif'in bir oğlu bir de kızı vardı ve mutlu evliliğine dayanarak arkadaşının da evlenmesini, mutlu bir yuva kurmasını her seferinde dile getiriyordu. Tabii bu söylediklerini ciddiye alan Ronya yoktu karşısında. Arkadaşıyla konuştuktan sonra pijamalarını giyen Ronya, bedenini saatlerdir özlem duyduğu uykuya teslim etmişti. Havaalanından doğruca şirkete giden Yavuz, elindeki projeleri kardeşi Ali'ye teslim etmiş, sonra da biraz iş güç sohbeti etmişlerdi. Ali abisinin sıkıntılı olduğunu görünce, ''Abi, şimdi işi bir kenara bırakalım da senin canın mı sıkkın, yoksa bana mı öyle geldi?'' diye sordu. Derin bir nefes alan Yavuz, biraz sinirlerim bozuk bir hale. Biliyorsun annemle babam takmışlar başımı bağlamaya. Sırf bu yüzden beni buraya çağırıp duruyorlar. Anlamıyorlar, evlenmek istemiyorum, istemiyorum işte dedi sinirle. Abisinin bu tavrı karşısında ne diyeceğini bilemeyen Ali, şimdi gerçeği söylerse ortalığın anası ağlayacaktı. Bu yüzden de annesinin teyzelerinin kızı olan Berfin'i istemeye gideceklerinden bahsetmedi. Evlilik kötü bir şey değil ki abi, neden bu kadar katısın bu konuda anlamış değilim doğrusu. Ali'nin sözlerini üzerine Yavuz, ''Kötü bir şey demiyorum ki kardeşim. Ben sadece sevdiğim biriyle evlenip mutlu olmak istiyorum. Annemin seçtiği biri ya da babamın onay verdiği biriyle değil.'' dedi yine aynı sinirlilikle. ''Bu konuda haklısın abi. Sevince evlilik çok güzel. Bunu yaşayan biri olarak söylüyorum.'' dedikten sonra odaya çöken sükunet iş konuşmaya başlamalarıyla son buldu. Aradan geçen zamanda şirketin genel durumu, yeni yapılacak sitelerin projeleri derken akşam olmuş. İki kardeş eve doğru yola çıkmışlardı. Eve geldiklerinde Yavuz anne ve babasının elini öpmüş. Kız kardeşlerini ve erkek kardeşleriyle de hal hatır aşamasına geçmiş. Az sonra da sofrada oturmuş yemeye başlamışlar. Yavuz İstanbul'da işler nasıl diye soran Ahmet ağa aslında oğlunu konuşturmaya çalışıyor. İyi baba. Oğlunun konuşmak istemediğini bilse de yine de üstelemek istemeyen Ahmet ağa oğlum biz buraya seni hayırlı bir iş için çağırdık deyip karısının gözlerinin içine bakarak devam etti konuşmasına. Sana teyzenin kızı Berfin isteyeceğiz dediğinde ayağa fırlayan Yavuz sesine yansıyan öfkesiyle konuşmaya başladı. Berfin mi? Annemin gözdesi o mu? Keşke bana zahmet edip bilgi de vermeseydin baba zaten kararınızı vermişsiniz siz. Ama bildiğin bir şey var ben onunla asla evlenmem. Daha doğrusu sizin bulduğunuz istediğim sevmediğim hiç kimseyle evlenmem.
Sinirden eli ayağı titreyen Yavuz daha ağır konuşmamak için kapıya doğru yürüdü. ''Sen bize karşı gelmezsen oğlum, Berfin benim gelinim olacak o kadar.'' diyen Fadime anneye, gözlerinden ateş çıkararak bakan Yavuz, ''İstemiyorum. Senin yeğenini sevmiyorum, istemiyorum. Bu konu burada kapandı. Bir daha da beni evlendirmek için sakın ama sakın buraya çağırmayın. Kalbinizi zorla kırdırtmayın bana.'' dedikten sonra babasının kızgın bakışlarını aldırmadan dışarı çıktı. Genç kız dün en son ikindi uyumuştu. Şimdi de sabahın 7'sinde uyanmıştı. Uykuya hasret, yorgun bedeni iyice dinlenmişti. Dolabın kapağını açan Ronya, mavi kot pantolonunu ve beyaz kısa kollu tişörtünü üzerine uzun mavi hırkasını alarak üzerini değiştirdi. Burada çoğu, özellikle ileri yaşlardaki kadınlar tesettürlü olsalar da, lise, üniversite çağındaki kızların çoğu kendisi gibi açık saçlı ve istedikleri gibi giyiniyordu. Yani göze batacak değil, tam aksine gayet normal bir giyimi vardı şu an. Dalgalı uzun kumral saçlarını açık bırakarak Ronya, zümrüt yeşili gözlerini ön plana çıkaran hafif bir göz makyajı yaptıktan sonra dudaklarına vişneli dudak balmını sürüp aşağı indi. Salona geldiğinde herkes oradaydı ve tuhaf bir hayranlıkla genç kıza süzüyorlardı. Utanan Ronya başını eğip günaydınlar dedi. Günaydın ışığım diyen babası, bir yandan hayranlıkla kızına bakarken bir yandan da biri görüp aşık olacak diye içi içini yiyordu. Günaydın bacım. Sakın bu haline dışarı çıkayım deme valla. Seninle evlenmek isteyenler kapımızda kuyruk olur diyen abisine diyecek bir şey bulamayan Ronya, susmayı tercih etse de ev halkı onu utandırma konusunda anlaşmış gibiydi. Nurten anne günaydın aydınlığımız. İçeri bir girdiğin ışığın hemen yayıldı her yerde. Pek de güzelsin kuzum. Maşallah dediğinde Ronya artık son raddeye geldi ve Allah aşkına beni utandırmayın artık. Sağ olun ama sabah sabah domates gibi kızardım dediğinde sırada övgüler yağdıracak Sevil teyzesi, Gamze ve Onur sustular. Aslında iltifatlar giyim için değildi. Zaten öyle bir kıyafet giymemişti. Herkesin onun duru güzelliğine ithafen kurmuştu o cümleleri. Kahvaltıdan sonra işe giden babası ve abisinden sonra Ronya, Nurten annenin yanına gidip Enif'le görüşeceğini anlattı. Ama tek bir ayrıntı atlayarak, o da babasının evinde değil de kendi evinde görüşeceklerini söyledi. Büyük ısrarlar sonucu izni koparan Ronya, Nurten anneye sıkı sıkı sarıldı. Koşarak merdivenlere çıkınca yanından geçen Didem'e yanlışlıkla çarptı. Yavaş be yavaş, kör müsün ne çarpıyorsun bana diyen Didem'e, doğru konuş seni görmedim ne çarptı. Fırsat versen özür dileyecektim dedi. Özür müzür istemezse önüne bak yeter. Bir de başımıza doktor kesiliyor ya. Daha yolda yürümeyi bile bilmiyor. Yakalamışken laf sokup duran Didem'e yaklaşıp bana bak Didem. Ben senin ablanım, ablan olarak görmesen bile öyleyim. Benimle konuşurken ses tonuna da kelimelerine dikkat et. Sırf huzursuzluk çıkmasın diye bir şey demiyorum. Ama beni zorlama anladın mı? Zorlama. Kız kardeşini kulağına tıslayarak sarf ettiği sözlerden sonra odasına geçen Ronya çantasını ve telefonunu eline alıp hemen çıktı evden. Dışarı çıkınca az da olsa siniri yatışan Ronya hemen birkaç sokak ötedeki Elif'in babasının evine doğru gidince telefonunu çıkararak arkadaşını aradı. Alo geldin mi Ronya? Geldim Elif kapıdayım dediğinde açılan bahçe kapısının karşısında Elif'i buldu. Elinde açık duran telefonunu unutup birbirlerine sarıldılar. Hal hatır faslı eşliğinde bahçe kapısından içeri geçtiklerinde ellerindeki telefonlara bakıp kahkaha attılar. Aslında o kadar talihsiz bir gün ki Ronya. Ama merak etme ben her şeyi ayarladım. Hayırdır Elif ne oldu? Annemin işleri işte bir ara anlatırım ama şu an ev misafir dolu. Bu yüzden de hem seninle rahat rahat sohbet edeceğimiz bir yer buldum hem de insanları görmeyeceğiz. Karşısındaki eve bakan Ronya bu küçük saray yavrusunu hayranlıkla baktı. İki katlı bej rengindeki bu ev özel bir projeyle yapılmış gibiydi. Bu güzel dubleksin az ilerisinde ise iki daireden oluşan iki katlı bir ev vardı. Sizin ev şu bizimkine benziyor Elif. Yani bizimki de iki kat dubleksine. Bahçedeki tek katlı ev yani Aram abimin evi. Sizinki daha farklı daha gösterişli diyen Ronya'yı gülümseyen Elif. Özel yapıldı bu ev. O kadar da olsun dedi. Konuşa konuşa gelmişlerdi iki katlı evin önüne. Elif üst kattaki dairenin kapısını açtı ve arkadaşını içeri buyur etti. Tekrar sarılıp hal hatır sorduktan sonra ikisi de birbirlerine ne kadar çok özlediklerini dile getirdiler. Az sonra Elif kızını ve oğlunu aşağı getirmişti. Oğlu Cem 7 yaşında, kızı Ela ise henüz 9 aylıktı. Ronya yeğenlerini öpüp özlem gidermeye başladı. Cem ortalığı kurcalamaya başlayınca Elif, Ronya burası abimin dairesi. O İstanbul'da diye buraya geçelim dedim. Şimdi Cem burayı mahvetmeden çıkayım da sonra abim kızmasın. Hem bize de çay falan getir. Ela sana emanet. Ben gelinceye kadar bakarsın değil mi diye sordu. Bakmaz mıyım ya? Bakmaz mıyım ben bu cimcimeye Elif?
Sen içine bak teyze, yeğen oynarız dediğinde Elif gülümseyerek oğlunun elinden tutup dışarı çıktı. Genç adam sabah İstanbul'a dönmeyi düşünse de babasının yoğun ısrarından dolayı bir gün daha Van'da kalmayı kabul etti. Ölene kadar kardeşi Ali ile işlerle uğraşan Yavuz, öğlen yemeğinde arkadaşlarıyla görüşmüştü. Saat 2:30 gibi eve geldiğinde biraz dinlenmeyi düşünerek yola koyuldu. Az sonra bahçe kapısından içeri giren Yavuz, bahçedeki kahyadan evlerine birçok kadın olduğunu duymuş, buna anlam vermese de kimselere görünmeden doğruca kendi ve kardeşi Ali'nin dairelerin olduğu iki katlı eve doğru yürüdü. Üst kata çıkan Yavuz, tam dairesinin kapısını açacakken kapının zaten açık olduğunu, hatta içeriden bir kadın sesi geldiğini duydu. Çatık kaşları eşliğinde kapıyı açan Yavuz, salondaki koltuğa arkası kapıya dönük oturmuş bir kızı ve elinde yeğeni Ela'yı görünce şaşkınlıkla öylece durdu. Kimdi ki bu kız? Salonunda ne işi vardı? Üstelik kızın nedense buralıda olmadığını düşündü. Merakla uzun kumral saçlı kıza bakmaya devam etti. Az sonra naif ses tonu salona yayıldı. Anne bize mamamı getirecekmiş teyzeciğim. Ama hiçbir şey senin kadar tatlı olamaz ya. Seni ham mı yapsam, ham yapayım mı seni? Her ham dediğinde Ela'nın karnını gıdıklayan kız hem yeğenini hem de kendini eğlendiriyor. Daha fazla dayanamayan Yavuz yalandan öksürdü. İşte tam bu anda kız arkasını yavaşça dönerek söylenmeye başladı. Demek anne de Ronya ve Yavuz birbirlerine şaşkınlıkla baka kaldılar. Birbirlerinden gözlerini ayırmadan bakan Ronya ve Yavuz öylece dururken, kucağındaki Ela'nın kıpırdanmalarıyla kendine gelen Ronya boğazını temizleyerek ben Elif'e bakıyordum dedi. Gözlerini karşısındaki güzel kızdan ayıramayan Yavuz, kızın naif sesiyle söylediklerini anlamaya çalıştı. Elif demişti, yeğeni Ela'da kucağındaydı. Kimdi ki bu kız? Üstelik kendi salonunda. Kızla göz göze geldiğinde kalbinin çarpıntısı değişti. Boğazına doğru yükselen bir sıcaklık kapladı bedenini. O gözler bunca yıldır gördüğü en güzel yeşil gözlerdi. Zümrüt yeşil. Utançla bakışlarını çeken kızın bu tutumu karşısında ne yapacağını ne söyleyeceğini bilemeden ona bakmaya devam eden Yavuz başını anladım dercesine salladı. Tam da o anda salona nefes nefese dalan Elif, ''Abi sen ne zaman geldin?'' diye sordu şaşkınlıkla. ''Ben de sana aynı şeyi soracaktım Elif. Ne zaman geldin benim evime canım kardeşim?'' Sorusundaki imayı anlayan Elif, mahcubiyet dolu bakışlarını önce Ronya'ya sonra da abisine yönelterek konuştu. Van'da olduğunu bilmiyordum abi. Annem bugün eve davet etti, sonra da Ronya ile görüşme kararı aldım ve onu buraya davet ettim. Sonra baktım aşağıda senin saadetin için toplanan bir ordu kadın var. Ben de biricik arkadaşımla burada rahat rahat görüşeceğimi düşündüm. Elif'in konuşmasının içinde geçen saadet kelimesi Yavuz'u çıldırtmaya yetti. Ne saadeti Elif, kim o gelenler diye sorunca Elif korkarak mecbur gerçeği söyledi. Aa, annem bir kadın getirmiş eve, teyzemler de geldi. Hatta bir sürü kadın var aşağıda. Sertçe yurtkunarak devam etti. Sana büyü yapıyorlar abi. Berfin'le evlen diye dediğinde gözleri yerlerinden çıkacakmış gibi büyüyen Yavuz sağ elini yumruk yapıp sinirle hemen dışarı çıktı. Ronya az önce daha ilk bakışta onun etkisi altına alan adamın ardından öylece baktı. Elif hala şaşkınlıkla olanları anlamaya çalışan Ronya'ya yaklaşıp Ela'yı kucağından aldı. Elif sen beni abinin salonuna izinsiz mi soktun? Üstüne üstlük bir de abin beni kendi salonunda gördü. Benim kimseye görünmemem lazımdı hele ki abinin. Ya babamlar duyarsa o zaman ne olur biliyor musun? Benim yüzümden Nurten anneye kızacak diyen Ronya'nın haklı sitemine başını eğen Elif, içine oturan mahcubiyetle emin ol abim kimseye seni gördüğünü söylemez. Sağ olsun annemler kafayı yemesi için canla başla çalışıyor. Şu an aklında sadece aşağıdaki herkesi kovma derdi vardır der demez. Aşağıdan gelen sesle irkildiler. Ronya'nın da duyduğu seslerle gözleri fal taşı gibi açıldı. Elif abinin sesi değil mi o diye sordu. Evet canım. Neyse bak en son hatırlayacağı kişi sensin. Onun derdi ona yeter boş verelim de söyle bakalım. Var mı bir enişte adayım? Deyip göz kırpınca Ronya gözlerini devirerek elbette ki yok canım dedi ukalaca. Hem konuyu değiştirmeye çalıştığını da anlamadım sandım. Dua edelim de abin kimseye benden bahsetmesin diyen Ronya, az önce ona gözlerini diken o adamın hafıza kaybı yaşamadan bu olayı unutmayacağını da bilincindeydi. Of Ronya, sana kimseye bir şey demez diyorum, anlamıyor musun? Hadi bu tatsız konuyu kapatalım da yüz yüze görüşmemizin tadını çıkaralım diyen Elif'e hak veren Ronya, haklısın canım dedi ve sonrası iki dostun samimi sohbetiyle devam etti. Parmakları arasında tuttuğu sigarayı dudaklarına götüren Yavuz, içine çektiği dumanı ciğerlerine gönderirken başına vuran uyuşukluk hoşuna gitti.
Ciğerlerine arta kalan duman tekrar dudakların arasından firar edip temiz havaya karıştı. Yavuz sigarasını aynı döngüyle bitirince yerine yenisini ekledi. İzmaritle dolup taşan kül tablasına yan bir bakış atıp garsona seslendi. ''Sade bir kahve.'' Başıyla onaylayan garson hızla uzaklaşınca tekrar işaret ve orta parmağın arasına sıkışmış sigarasına döndü. Düşünceler yumağında ayak izlerine sigara dumanını takmıştı. Aheste aheste yürüyen Yavuz'un beynine şimşek gibi çakıp duran tek görüntü vardı, o kız. Zümrüt yeşili o gözlerde kaybolmuştu, minicik bir zaman diliminde. Bir de aklına tekrar tekrar o odadan çıkması geldi. Sinirle nefesini bıraktı. Annesi artık çizmeyi çok açmıştı. Büyü yapmak da neydi ya? Üstelik Berfin için. Onlar yüzünden odadan hızla ayrılmış ve o kızla tanışamamıştı. Bunu düşünce kaşları çatıldı. Şimdi kendisine büyü yapılmasına mı yoksa o kızla tanışma faslını kaçırmış olmasına mı kızıyordu, çözemiyordu. O kızı düşününce bile yüreği ateşli bir heyecana ev sahipliği ediyordu. Yaşadığı farklı duyguların içinde nefesi kesildi. Ah dedi seslice. Sonra da telefonunu çıkarıp kardeşi Ali'yi aradı. Biriyle konuşup bir yol çizmeye ihtiyacı vardı. Alo abi neredesin? Ben de seni arayacaktım, eve geldim seni soruyorum. Kimse cevap vermiyor, ne oldu diye sordu. Tabii cevap vermezler kardeşim. Hadi gel Star Cafe'de konuşalım biraz. Tamam abi hemen geliyorum deyip telefonu cebine sokan Ali hızlı adımlarla evden ayrılıp arabasına atladı. 10 dakika sonra abisinin yanında soluğu alan Ali onun dağılmış haline bakarak abi iyi misin dediğinde endişe kokan sorusuna karşılık Yavuz dudağının bir kenarını yukarı kıvırıp alayla bu da soru mu şimdi kardeşim muhteşemim dedi sertçe. Elini ensesine koyup ovdu Ali. Anlat hadi ne oldu sana böyle şirketten çıkınca gayet iyiydin. Anlatacağım da. Zaten anlatmazsam kafayı yiyeceğim be kardeşim deyip derin bir soluk verdi ve devam etti konuşmasına. Bugün şirketten çıkınca arkadaşlarla görüştüm. Yemek yedik sonra da ben eve geçeyim de biraz dinlenirim diye düşündüm. Neyse bahçeden içeri girdim tam kapıya yaklaştım ki kapıda bir sürü ayakkabı gördüm. Kahya'ya sorunca annemin misafirlerin olduğunu söyledi. Ben de kimseye görünmeden yukarı daireme çıktım. Durup gözlerine ulaşan bir gülümsemeyle devam etti anlatmasına. Tam dairemin kapısını açacaktım ki aslında açık olduğunu gördüm. Üstelik bir de kadın sesi geliyor. Sessizce kapıyı aralayıp içeri girdim. Arkası bana dönük, upuzun, dalgalı, kumral saçlarıyla bir kız oturuyor. Kucağında da bizim minik Ela vardı. Baktım öylece dikilmenin bir anlamı yok, ben de yalandan öksürdüm dediğinde şaşkınlıkla kaşları havalanmış olan Ali araya girdi. Kız mı? Senin dairende bir kız. Üstelik Elif'in kızı da kucağında. Kim ki bu kız abi? Şimdi havalanan kaşları yerini çatık kaşlara bırakmıştı. Anlatıyorum ya işte dinle. Neyse kız bana döndü ve şaşırdı. Ali kızın gözlerine bir baktım nasıl baktıysam hapsoldum. Hala da çıkamadım. Birine desem deli der geçer o derece bir etkisi oldu. Kız da beni beklemiyor gibiydi. Sonra Elif'i bekliyorum deyince ben de heyecandan ne diyeceğim bilemedim. Sanki dilim lal olmuş kalbimin içinde dört nala koşturan var gibiydi ancak başımı sallayabildim. Sonra işte Elif geldi benim burada olduğumu bilmediğini falan söyledi. O kız da bizim cadı Elif'in arkadaşıymış. Nereden tanışıyorlar bilmiyorum ama kız buralı değil gibiydi dedi. Sonra aklına olayların devamı gelince öfkesi şaha kalktı ve annesinin büyü meselesini anlattı. Ali abisini dinlerken daha ne kadar şaşırabilirim hesabı içindeydi. Annesi kafayı abisini Berfin'le evlendirmekle bozmuştu. Neyse ki Yavuz annesini bir daha asla bana dönmeyeceği konusunda tehdit etmişti de kurtulmuştu. Ali o kız kim bilmiyorum ama ilk görüşte yüreğimi zangır zangır titretti diyen Yavuz'un hayatında İlk kez kalbiyle gerçek arasındaki perde kalkmıştı. Hem aklı hem de yüreği bir közün içindeydi. Şu an hem bilmediği bir ateşle kavruluyor hem de hoşnutluk içinde sarhoştu. Gözleri uzaklara dalmıştı. İki kardeşin ellerindeki sigara dumanı yukarıya doğru ince bir çizgi halinde yol çizerken Ali hızla konuşmaya başladı. Abi sen o kıza aşık olmuşsun demem hemen ama en azından hoşlanmışsın. Farkında mısın ilk defa bir kızdan bahsediyorsun bana diyen Ali. Abisinin ilk defa kalbinden geçenleri böylesine saf su berraklığında dilinden döktüğüne şahit oluyordu. Yavuz bakışlarını kardeşine çevirip o kızın kim olduğunu öğrenmeliyim Ali. İçimdeki bu belirsizliği yıkmalıyım deyip tekrar yerine oturan iki kardeş kahvelerini yudumlarken Yavuz telefonu eline alıp Elif'i aradı. Alo abi endişeli bir sesle telefonunu açan kız kardeşine cevap verdi. Elif nasılsın kardeşim? Ben iyiyim de abi asıl sen nasılsın? O sinirle gittin bir daha göremedim seni. Şimdi sana soracağım sorunun yanıtına göre daha iyi veya kötü olacağım diyen Yavuz'un sözleriyle iyice endişelenen Elif sor tabii abi dedi. Elif nedenini sormadan bu soruyu kurcalamadan direkt cevabını istiyorum tek seferde söyleyeceksin. Merakı iyice perçinleşen Elif tamam abi deyip
Gelecek soruyu merakla bekledi. Bugün bizim eve gelen o arkadaşın kimdi? Duyduğu soruyla beyninden vurulmuşa dönen Elif'ten ses gelmeyince Yavuz, Elif orada mısın diye sordu. O buradayım abi deyince sertçe yutkundu. Cevap ver. Abisinin sorusuna karşılık cevap verdi. Ronya Alan. Duyduğu isimle şaşıran Yavuz'un dudakları yana doğru kıvrıldı. Memnun çıkan sesiyle konuştu. Işık, aydınlık dedi dalgınca. Sonra da fark ettiği şeyle karşıya çatıldı. Yani bizim buralardan öyle mi Elif? Hemen sana son soruyu sorayım. Sen nereden tanıyorsun bu kızı? Abi Ronya benim çocukluk arkadaşım. Kemal Alan var ya, Alan aşiret ağası. İşte onun kızı. Duyduklarını sindirmeye çalışan Yavuz, o kızın buralardan olmasına ihtimal dahi vermezken şimdi şaşkındı. Hiç bizim buralardaki kızlar gibi değildi ama şaşırdım dediğinde. Ronya zaten bizim ortaokuldan sonra İstanbul'a gitti ve orada okudu. Hala da orada yaşıyor. Şimdi bir haftalığına geldi buraya dedikten sonra Elif içindekileri unutmadan devam etti konuşmasına. Abi Ronya olmaz. Seni üzmek istemem. Hatta olsa mutlu da olurum ama olmaz. Babası benimle bile görüştürmüyor. Gizliden görüşüyoruz dediğinde Yavuz şaşkınlıkla neden ki? Kemal Ağa'nın bize ne garezi var diye sordu. Abi bizim aşiret biraz olaylı ya. Bizden kendisi de ailesini de uzak tutuyor. Hele ki Ronya'yı bütün Van'dan uzak tutuyor dediğinde ellerini yumruk yapan Yavuz sinirle konuştu. Ben adam öldürüyorum Elif. Şimdiye kadar ne kötülüğümü görmüş ki? Sonra derin bir nefes alıp neyse iyi akşamlar bacım deyip telefonu kapattı. Ali sinirle soluyan abisine bakıp ne oldu abi? Kız kimmiş diye sordu. Kemal Ağa'nın kızıymış Ali. Babası Elif ile bile görüşmesine izin vermiyormuş. Belalı aşiretmişiz ondan. Ayağa kalkan Yavuz içine çöreklenen sıkıntıyla konuşmasına devam etti. Kemal Ağa'nın hesabını kapatamadığı bir nokta var. Eğer ki kalbime olan o şey kızın kalbine de olduysa kader bizden yana, güç bizden yana olur. Eğer ki Ronya da bana karşı o sıcaklığı hissederse uçarı kaçarı yok. Kemal Ağa istese de istemese de damat olur. Ama yok Ronya bana buz kesilirse, benim sevgi hamlelerime sırt çevirirse, o zaman da kader bana kısmet vermemiş derim, zorla da bir şey yapmam deyip oradan uzaklaştı. Dairesine gelen Yavuz birkaç saat önce Ronya'nın oturduğu koltuğa baktı. Sonra yavaş yavaş ilerleyip o koltuğa bıraktı kendini. Başını geriye yaslayıp bugün olanları düşünmeye başladı. Bu nasıl bir şeydi böyle? Ronya'nın şaşkınlık dolu yeşil gözleri yine hafızasına sirayet edince farkında olmadan gülümsedi. Ronya, ışığım olmaya mı geldin yoksa çılgın hayatımı söndürmeye mi? Elini sol göğsünün üzerine koydu. Telaşla atan kalbinin hali hal değildi. Aklıyla kalbi bir olmuştu, her şeyi fısıldıyordu. Onun da kalbi acaba bu denli çıldırıcısına çarpıyor muydu? Başını olumsuz anlamda salladı. Hayır hayır, daha kaç dakika vakit geçirmişlerdi ki? Olmaz, hem belki kızın sevdiği vardı. Bu düşünce kalbinin orta yerine bir ateş topu gibi attı. Yok yok, böyle bir olmayacaktı. En iyisi uyuyup sabah da Elif'in evine gidip Ronya hakkında her şeyi öğrenmekti. Yüreği Ronya'nın ismini duyunca bile gümbürdüyordu. Ne olacaktı bilinmez ama bedenine sızan bu duygunun Yavuz'un imtihanı olacağı kesindi. Sersemce kalkıp yatağa attı kendini. Gözleri kapanmadan önce yüreği eşsiz bir melodi fısıldadı. Benim ışığım. Ronya Elif'in yanından ayrıldıktan sonra yine kimseye görünmemeye çalışarak evine gitti. Kalbini ağzında attıran bu yabancı duyguyla nasıl baş edeceğini bilmeden yürüdü. Üstelik kendine bile yüreğine konan bu acemi duygunun adını bilmezken saklamak ya da unutmak en iyisi gibiydi. Bahçe kapısını açar açmaz hala deyip yanına koşan yeğeni Senar'a kucağını açtı. Sıkıca sarılan minik bedenini sarmaladı. Yine gittin sandım hala. Anneme de sordum, neneme de sordum. Gelecek dediler ama inanmadı. Dudaklarını büzerek konuşan yeğeninin yanaklarından öper Ronya. Ben de hiç senden habersiz gider miyim halasının yakışıklısı deyip minik elinden tuttu ve beraber eve girdiler. Salona girer girmez oturmuş Didem'le kavga eden Nurten anneyi gören Ronya, kendisinin henüz farkına varmamış ikilinin yanına doğru yaklaşınca biri kolundan tuttu, başını çevirince Sevil yengesi, onlar konuşsunlar Ronya, gel biz seninle yukarı çıkalım biraz sohbet ederiz dedi. Ama yenge kavga ediyorlar resmen dedi cılız sesiyle. Ronya'yı üst kata çıkardı. Ronya'nın Didem'in söylediği lafları duymaması lazımdı. Kızcağız bir haftalığına gelmiş bir yığın kalp kırıklığıyla dönmesi gerekmiyordu. Aslında Sevil Didem'in Ronya'yı deli gibi kıskandığını görebiliyordu ama maalesef bunu Ronya göremiyordu. Ronya'nın duru güzelliğiyle çarpamayacağı erkek yoktu. Özellikle Didem için buraya gelmesi büyük bir tehlike arz ediyordu. Çünkü çok sevgili görümcesi, evlilik meraklısı hatta meraklıyı bırakın gözde koca bile bulmuştu kendine. Yavuz Botan.
Bu aralar Didem'in gözde koca adayı Botan aşiret ağası Yavuz'du. Bunun için Yavuz'un kardeşi Sibel'le sıkı bir arkadaşlık kurmuştu. Az önce ise yengesi ve annesinin sohbetine kulak misafir olmuştu. Ronya'nın Yavuz'un kız kardeşi Elif'in yanında olduğunu öğrenmiş, bunun üzerine çılgına dönerek annesiyle kavga ediyordu. Düşüncelerini bir kenara bırakıp karşısında kaşlarını çatık duran Ronya'ya ''Hadi otur görümcülerin en güzeli. Seninle geldiğinden beri doğru düzgün yalnız kalamadık, sohbet edemedik. Ama önce çay, kahve mi ne içmek istersin onu getireyim.'' dediğinde yengesinin yanına oturdu Ronya. ''Sağ ol yengecim, az önce içtim çayı da kahveyi de.'' Morali yerlerde olan Ronya, yengesinin konuşmasına fırsat vermeden devam etti konuşmasına. ''Yenge, doğru söyle bana. Ben buradayım değil mi?'' Didem annesine kızıyor. ''Bak beni istemediğini hatta nefret ettiğini biliyorum. Eğer bu kavganın sebebi ben isem hemen geri dönerim İstanbul'a. Ben burada huzursuzluk çıkarmak için gelmedim. Ben sadece sizleri özledim. Ailem burada, çocukluk anılarım burada.'' Serçe yutkunan Ronya devam etti konuşmasına. ''Annemin mezarı burada.'' dedi titreyen sesiyle. Karşısındaki görümcesine uzun uzun baktı Sevim. Bu kızın güzelliği sadece boyu, yüzü, saçı, kilosuyla alakalı olmadığını biliyordu. Bu kızın kalbi çok güzeldi. Başkası olsa babasının abilerin üstüne titremesini kullanır. Kıskanç üvey kız kardeş laflarını yemezdi. Sevil de çok iyi biliyordu ki Ronya bir kere bile Didem'in ona kötü davrandığını dile getirse, önce kocası Aram sonra Kemal Ağa Didem'i doğduğuna pişman ederdi. Ronya bırak şikayet etmeyi, yeri geldiğinde kız kardeşini savunuyordu bile. Kalbi de yüzü gibi güzel görümcem benim. Sen olsan da olmasan da senin üzerinden hep kavga var be bacım. Senin güzelliğinde, davranışlarında, ağırbaşlılığında, zekanda hep kıskanılıyor Ronya. İyisi mi sen takma, duyma söylenenleri diyen Sevil, aklına yeni gelmiş gibi kaşlarını çatarak konuştu. Annenin mezara ne zaman gideceksin Ronya diye sordu. Yarın sabah gideceğim yenge. İstersen birlikte gideriz canım. Sağ ol yenge ama tek başıma gitmek istiyorum diyen Ronya, kimsenin onun o güçsüz halini görmesini istemiyordu. Yengesi başını anladım dercesine salladı ve konuyu değiştirmek adına yarın Ronya'nın amca kızı olan Semra'nın düğünü olacağını söyledi. Ronya çalışmaktan kimseyle sürekli konuşamıyordu. Demek geçenlerde bunun için aramıştı Semra onu. Tabii o gün çok yoğundu, konuşamamıştı. Şimdi ise şaşkınlıkla ama yenge, Semra daha 18 yaşında dedi. Evet ama biliyorsun Semra evlilik işini hep istiyordu. Sevdiği çocukla askerle yapınca artık düğün kaçınılmaz oldu. Başını ümitsizce sallayan Ronya, evet yenge dedi cılız sesiyle. Yarın hangi elbiseyi giyeceksin Ronya? Gerçi çuval bile giysen eminim tüm gözler üstünde olur. Yengesinin kıkırdayarak söylediklerine Ronya utanarak tebessüm etti. Bilmiyorum ki yenge, hem bakalım babam izin verir mi düğüne gelmeme deyince yengesi hemen atıldı. Kemal Ağa da kaynanam Nurten de seni tek başına evde bırakmazlar. Yabancı birinin düğünü olsa da izin vermeyebilir baban. Ama bu amca kızının düğünü. Bir nevi düğün sahibiyiz biz Ronya. Hem amcalar da geldiğini duymuşlardır. Şimdi düğüne gelmezsen ayıp olur. Yengesinin söylediklerinde haklı olduğunu bildiği için Ronya sadece başını salladı ve yarın sabah mezardan döndükten sonra düğün için hazırlanacağı gerçeğini kabullendi. Sevil yengesi düğün muhabbeti açmışken Ronya'nın merak ettiği arkadaşlarının kuzenlerinin düğünlerini anlatmaya başladı. Gecenin bir yarısı uyanan Yavuz gözüne sabaha kadar uyku girmedi. Aklı fikri yarın Elif'le konuşacağı konudaydı Ronya'da. Yavuz güneşin doğuşuyla daha fazla yatağında dönüp durmanın anlamsız olduğunu düşünerek yatağından sıyrıldı. Uykusuz bedenini banyoya attı ve kısa bir ılık duş aldı. Sonrasında tekrar odasına dönüp kar beyazı gömleğinin üstüne siyah takım elbisesini giyip dairesinden çıktı. Bahçenin köşesinde bulunan tandır evinden dışarı süzülen dumana bakıp gülümsedi. Anlaşılan sabah sabah Van çöreğine, tazecik taptaze ekmeğine doyacaktı. Adımlarını hızlandırarak aşağı katın kapısına geldi. Elini cebine atıp anahtarı çıkartıp tam uzatmıştı ki kapıyı açacakken aniden annesi kapıyı açtı. İkisi de şaşkınca birbirlerine bakarlarken aynı zamanda şaşkınlık hissi yerini kızgınlığa bıraktı. Yavuz annesinin pervasızca davranışlarından bıkmıştı. Tavır yaptığını da sonuna kadar gözüne sokmaya kararlıydı. Öte yandan annesi ise Yavuz'un dün kadınları kovması olayını kendisine herkesin içinde bağırıp kızmasını da kaldıramıyordu. Hele ki oğlunun yeğeni Berfin'in suratına onu istemediğini, karısı yapmayacağını söylemesi Fadime Hanım'ın içine dert olmuştu. Yavuz annesiyle tek kelam etmeden içeri geçecekken Fadime Hanım öylece oğlunun arkasından baktı. Oğlu sabahın köründe neden aşağı inmişti anlayamadı. Sebebini bir kenara bırakıp Yavuz'a ne kadar kırgın olsa da tandır evine gidip ekmek pişiren Hacer'e oğluna ekmek ve çörek götürmesini söyledi. Özlediği kahvaltı masasına bakarken bile iştahı açılan Yavuz sıcacık Van çöreğinden bir parça koparıp yedi.
Çayından aldığı bir yudumdan sonra lapa lapa ekmeğinin üstüne bal, kaymak, ceviz karışımından sürdü, yemeye başladı. Daha sonra çıtır çıtır olan incecik yufka ekmeğinin içine de Van'ın otlu peynirinden koyup yedi. Karnını özlediği her lezzetle tada tada doyuran Yavuz, ayaklarını onun götürdüğü yere gitti. Sabahın köründe Kemal Ağa'nın evinin olduğu sokakta kendini bulan Yavuz, kalbine saplanan heyecanla saçmaladığını düşünse de ayakları geri gitmedi ve bekledi. Yaklaşık 15 dakika sonra o çıktı kapıdan, Ronya. Uykusuzluktan gözlerinin yanlış gördüğünü düşünen Yavuz, dikkatle sabahın bu saatine dışarı çıkan kıza baktı. Evet evet, Ronya çıkmıştı. Yürüyordu. Yavuz Ağa da çaktırmadan arkasından yürüdü. Az sonra Ronya'nın saptığı yola baktı. Bu yol doğruca mezarlığa çıkıyordu. Çok geçmeden gerçekten de mezarlığa gelmişlerdi. Ronya'nın dakikalarca bir mezar başında dua edip duyamadığı konuşmalar yaptığını hissetti. Ne kadar zaman geçti bilmiyordu. Ronya ayağa kalkıp mezarlıktan çıkmaya başladı. Yavuz o anda çalışmayan aklıyla bir hamle yaptı. Ronya! Ronya duyduğu sesle başını kaldırıp ileride ona seslenen adama baktı. Gözleri yanlış görmüyorsa bu oydu, Elif'in abisi. Ne yapacağını bilmez halde efendim dedi titreyen sesiyle. Ona koca adımlarla yaklaşan adamdan neden sürtmedi? Bu saatte bu yerde onunla karşılaşmak bile korkutmadı Ronya'yı. Yavuz Ronya'nın karşısına durduğunda kalbinin göğsünü delmek ister gibi attığına yemin edebilirdi. Günaydın. Ronya şaşkınlıkla onunla bu garip karşılaşma olmamış gibi konuşan adama baktı. Özellikle gözlerinin içine baktı. Anlamak istedi çünkü. Ondan neden bu kadar etkilendiğini anlamak istedi. Gördüğü gözler güzeldi ya da güzel bakıyordu. Ronya baktıkça onu kendine bulayan adamdan bakışlarını çekti. Sanki ruhu onun gözlerine baktığında değişiyordu, güzelleşiyordu. Günaydın. Yavuz duyduğu kelimenin anlamını ilk defa bu denli hissederek anlıyordu. Gün ona ışığını sunmuş, aydınlatmıştı yüreğini. Rahatsız ettiysem özür dilerim diyen Yavuz'a yerdeki bakışlarını çeviren Ronya hafifçe tebessüm etti. Hayır, rahatsız etmediniz dedi. Yavuz konuşması gerektiğini biliyordu ama diyecek tek kelime de bulamıyordu. Üstelik hala tanışmadıkları gerçeği de varken. Tabii bu kısım Yavuz'un durmuş aklından bile geçmiyordu. Ben gitsem iyi olacak size, iyi günler diyen Ronya, karşısında durmuş onu büyüleyen adama kendini kaptırmışken aklını da kaybetmişti. Neyse ki birilerine yakalanma ihtimali geç de olsa aklına gelmişti ve gideceğini söylemişti. Yavuz ise kızın gideceğini söylemesine hak verip ben bir şey diyecektim aslında deyip konuşmaya devam etti. Öncelikle ben sapık ya da takıntılı bir manyak değilim. Ama sizi izledim. Yani buraya kadar gelip sizi takip ettim dediğinde kaşları çatılan Ronya'nın konuşmasına fırsat vermeyip cümlelerine hızlıca devam etti. Gerçekten manyak değilim. Sadece bana benim bile bakmadığım bir şey oldu. Ben nasıl desem bilmiyorum. Ben sadece sizi görmek istedim deyip içinden geldiğini yapıp Ronya'nın gözlerine baktı. Buna benzer bir şeyi siz de dünden beri hissettiniz mi? Sizin de kalbiniz farklı çarpıntı oldu mu? Lütfen cevabınız benim için çok önemli ve vaktim de çok dar maalesef. Yoksa böyle karşınıza geçip bu konuşmayı yapmazdım gerçekten. Ronya şaşkınlıkla dünden beri aklını istila eden adama baktı. Tek kelime etmeden başını iki kere olumlu anlamda salladı. Asıl şaşırtıcı kısım ise sonrasında oldu. Yavuz ona iyi günler dileyip birkaç kere daha rahatsız ettiği için özür dileyerek gülümseyerek oradan ayrıldı. Ronya hala şaşkınlıkla onun ardından bakıyordu. Az önce neler olmuştu öyle? Aynı etki ona da mı olmuştu? Ronya Yavuz'un sapık olmadığını da takıntılı olmadığını da içindeki sese dayanarak biliyordu. Çünkü adamın içtenlikle konuştuğunun farkındaydı. Onun o bocalamış, şaşırmış, karışmış hali şu an kendinde de vardı. Onu anlıyordu ama işte anlaması da bir şey değiştirmiyordu. Sonuçta bu duygu geçici olabilirdi. Ayrıca kalıcı olsa bile Ronya ailesinin tutumunu biliyordu, olmazdı. Eve dönen Yavuz, kalp sesleriyle zonklayan kulaklarını duymazdan gelip saatine baktı. Henüz 9 bile değildi. Zamanın hızla geçmesini dileyerek çalışma odasına girip kendini işlere verdi. Çalışma odasının kapısının çalınmasıyla başını kaldıran Yavuz, içeriye Ali ve Arat'ın girmesiyle öndeki dosyayı kapattı. Kardeşleri masanın önündeki sandalyeye yerleşince, ''Günaydın abi, hayırdır gece rüyanda işlerimi gördün?'' diyen Arat'a gözlerini deviren Yavuz, ''Hayır kardeşim, rüyamda seni yorulana kadar dövüp stres atıyordum.'' deyip muzipçe gülümsedi. ''Aman abi, boş ver sen Arat'ı. Senin sabah ezanından beri çalışma odasında olduğunu duyduğundan beri bir çenesini kapatamadı. Çeşit çeşit hipotezler kurdu pek sevgili kardeşimiz.'' ''Şu aklını bir de derslerine verse de mezun olsa kurban keseceğim vallahi.'' diyen Ali'ye Yavuz kahkahalarla güldü.
Demek kimse onun dışarı çıktığını bilmiyordu. Bu iyiydi, en azından annesi bu vesileyle yine hayatına burnunu sokup ulaşabilecek mutluluğa çomak sokmazdı. Hah, mezun olacakmış. Güleyim de boşa gitmesin Esrin abi. Ha 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 ha, yüzünü buruşturarak konuşmasına devam etti. Sağ olsun işkolik iki abim var. Yani hemen mezun olup şirket işleriyle uğraşmama gerek yok. Ayrıca alt tarafı bir yıl uzattım okulu. Sizce de fazla abartmıyor musunuz? Arat'ın sorusuna göz deviren abiler aynı anda kes sesini Arat dediler. Gözleri şaşkınlıkla büyüyen Arat konuyu kapatmak adına akşamki düğünde kızların dibi düşer mi beni görünce abilerim? Gülümseyerek havalı havalı bakan Arat'a kimin düğünü diye sordu Yavuz. Bizim Kenan Ağa'nın düğünü abi. Mehmet Ağa'nın kızıyla evleniyor. Diyen Ali aklına yeni gelmiş gibi devam etti. Abi Mehmet Ağa'yı biliyorsun, Kemal Ağa'nın kardeşi. Kardeşinin neyi ima ettiğini anlayan Yavuz'un kalbinde bir gümbürtü koptu. İçinden fısıldadı. Ronya'nın amcası Mehmet. O zaman Ronya da düğünde olacaktı. Ali'ye gülümseyerek bakan Yavuz. Ben bir Elif'e uğrayacağım, sonra da biraz dolanırım, akşama beraber gideriz düğün. Hatta bir düğüne gitmeyi ilk defa bu kadar çok istiyorum dediğinde göz kırparak söylediklerini anlayan Ali gülümsedi. Fakat Arat alık alık abilerin suratına baktı, ardından dayanamayıp abi iyi misin sen? Sabah ezanından kalkıp çalıştın, şimdi de işi mi sıcaksın diye sordu. Sorusunun ardından iki abisinin de kahkahaları doldurdu diye. Ben hemen çıkıyorum deyip odadan çıkan Yavuz'un rotası belliydi. Elif'in evine gidecek ve sabırsızlıkla beklediği sorguya başlayacaktı. Sabah uyanır uyanmaz kimseye görünmeden direkt annesinin mezarına giden Ronya, kalbinin tıka basa dolu olduğu yegane eksikliği olan annesine elini açtı. Annesini içine açtı. İçine hapsettiği kırgınlıkları, sevinçleri, üzüntüleri, öfkeyi, her şeyi anlattı annesine. Fakat her cümleyle gözyaşları bu anı beklemiş gibi akın ettiler. Herkesten sakladığı kalbinin nemleri şimdi dışarı sızmış sağanak sağanak akıyordu gözlerinden. Ronya annesinin mezarının başında son kez duasını da yaptıktan sonra mezarlığın çıkış kapısına doğru yürüdü. Sonrası onun için çok şaşırtıcıydı. Elif'in abisinin ona seslenişi, aralarında geçen o duygu seli ve değişik bir konuşma. Şimdi ise evinin önüne gelmişti. Avludan içeri geçen Ronya herkesi kahvaltı masasından görünce şaşırdı. Demek ki mezarlıkta çok vakit geçirmişti. Fısıltıyla günaydın deyip masaya ilerledi ve sandalyesini çekerek oturdu. Karşısında gözleri kinden başka duygu beslemeyen kız kardeşi Didem'e bakınca içi acıdı. Ronya, sabah sabah hayırdır nereden geliyorsun böyle? Ah, yanlış soru oldu aslında, şöyle soracaktım. Gece evde mi yattın yoksa başka bir yerde mi? Kız kardeşinin gülerek ima dolu sorularına maruz kalan Ronya gözlerini babasına çevirdi. Sonra yine kız kardeşine bakarak konuştu. Terbiyeni takın Didem dedi. Benim terbiyem gayet yerinde Ronya. Asıl sen terbiyeni takın. Bizim bir ismimiz, şerefimiz var. Dün de Ahmet Ağa'nın evine gittin. Biri seni orada görse ne derdi biliyor musun? Didem'in söyledikleri sofrada bomba etkisi yaratmıştı. Babası Ronya'ya kızgın bakışlarını yönelterek konuştu. Sen dün Ahmet Ağa'nın evinde miydin Ronya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun diye bağıran babasına korkuyla bakan Ronya, gözlerine akın etmek sabırsızlanan gözyaşlarına set çekip güçlü duruşuna takındı. Dün Elif'le görüşecektik. Babasının evine gelmişti, orada görüştük baba. Yalan söylemeyeceğim. Ronya'nın sözleri üzerine öfkesi şaha kalkan Kemal Ağa sandalyesini iterek yerinden fırladı. Ronya'nın dibine gelerek sana kaç kere dedim onlarla işimiz yok. Ahmet Ağa'nın kızıyla görüşmeyeceksin diye. Sen beni katil mi edeceksin Ronya? Alt tarafı bir hafta kalıp yine defolup gideceksin. Neden rahat durmuyorsun? Babasının her kelimesi birer mızrak olmuştu. Ronya'nın kalbine bir bir saplanıyordu. Yoksa sabah sabah onun oğullarından biriyle mi fingirdedin söylesene? Sabahın köründe neredeydin Ronya? İşte bu laflar Ronya'nın son noktası oldu. Ölüm sakinliği üstüne giyindi ve ''Dün kimse için o eve gitmedim, sadece arkadaşımı görmek için gittim ve gördüm. Sabah da kimsenin komyunda değildim Kemal Ağa, annemin mezarındaydım. Sabah kimseye görünmeden gidip gelmek istedim. Çünkü ne seni ne de Nurten anneyi, annemin konusu açıldığında üzülsün istemedim. Babasına pişman bakışları Ronya'yı yumuşatmadı. Konuşmasına devam etti. ''Merak etme Kemal Ağa. Ben hemen şimdi defolup gideceğim. Daha fazla sen ile Didem kızının şerefine laf getirmeyeceğim.'' İma ile söylediklerinin ardından seri adımlarla merdivene yönelip odasına girdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi
ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.